Hazır mıyız? Selam, ben Gamze. Bugün tarihlerimiz 29 Temmuz 2021 ve ben bugün 17 yaşıma basıyorum. Ve 17 yaşımdan 18 yaşıma, aslında tam 16'yı doldurup 17 oluyorum sanırım. 17 yaşımdan 18 yaşıma bir mektup bırakmak istiyorum. Biliyorum bu beklediğiniz video değil. Çünkü köyde olduğum için bayağıdır video atamıyorum. Yaklaşık 80 videom falan birikti. Ama bunu yapmasam çok içimde kalırdı. Bu videoyu hemen yarın 30 Temmuz'da atacağım. Hiç edit falan da yapmak istemiyorum. Kısa doğal bir video olmasını istiyorum. Ay, gerçekten çok duygulandım. Neden söylüyorum? Çünkü hep yapmak istediğim şeydi. Gelecek yılda kendime mektup bırakmak. Bu videoyu yükleyeceğim ve bir daha asla açıp izlemeyeceğim. Önümüzdeki yıl 29 Temmuz 2022'de izleyip bu sefer de 2023'teki Gamze'ye bir mektup bırakacağım. Siz de yorumlarda 2022'deki kendinize birer mektup bırakabilirsiniz. Çünkü 2022'de hani ben video atınca o mektubunuza hatırlar dönüp bakarsınız falan işte beklentilerinizi. Çok uzatmayacağım çünkü bu video ilk defa sizin için değil, kendim için. 2022'deki kendim için. Önce birkaç tane klasik soruyla başlayacağım. Sonra birkaç sana önerim, tavsiyem olacak. Aklından hiç çıkarmanı istemediğim. Öncelikle nasılsın? İyi misin? Hani bu videoyu paylaşsam onu da bilmiyorum ama iyi misin? Ben birkaç gün önce sorsam muhtemelen kesinlikle bok gibiyim derdim ama şu anda hayatımda bazı şeyler iyi yöne gidiyor. Mesela en basitten YouTube emeğimizin karşılığını almaya başlıyoruz gibi yaklaşık 2-3 gündür 300'e yakın abone aldım. 600 saate yakın izlenme falan aldım. Açıkçası gerçekten çok mutluyum bu konuda. Sonra The Welcome to Your Dad çok iyi bir yöne evriliyor gibi. Onu da başaracağız gibi hissediyorum. Bilmiyorum, başarabildik mi? Onu da soracağım zaten birazdan. İyi misin? En başta bunu sormak istiyorum. İnşallah iyisindir. İyi değilsen de üzülme. Elbet hayatında bir şeyler bir zaman iyi gidecektir. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır iyi değildik ama yavaş yavaş iyi olmaya başladı. Şu püskül çok sinirimi bozdu. Yavaş yavaş her şey düzenine girmeye başladı. O yüzden mutluyum. Sonra dediğim gibi The Welcome to Your Death ne oldu? Yazabildin mi? İnşallah artık sinopsisi yollamışsındır birilerine. Yollamadıysan döveceğim artık yani seni. Kızım kalk, sinopsisi yaz hala yazmadıysan. Vallahi döveceğim ha. Şşş, ayıp. Artık yaz şunu. Eğer Welcome to Your Death olursa ne durumdayız? Zengin olduk mu? Çünkü olmamız gerekiyor olduysa. Veya Netflix oldu mu? Hani Netflix olmasa da başka bir yurt dışı kanalı oldu mu? Bunlar aslında en büyük sorularım önümüzdeki yıl için. Şu an muhtemelen eğer olsa bile, çünkü önümüzdeki bir ay içinde sinopsisi tamamlayıp yollamayı düşünüyorum. Yolladım mı hiç fikrim yok. Sen biliyorsun ama ben bilmiyorum. İnşallah yollamışımdır. Hangi kanallara yollarım, hangi ajanslara, hangi yönetmenlere bilmiyorum. Ama inşallah yaparız bir şeyler. Bilmiyorum yine. Dedim ki çok fazla bilmiyorum diyorum. Sonra ne diyecektim? Okul ne durumda? Yani yurda geçmeyi düşünüyorsun şu anda. Yani açıkçası ben öyle düşünüyorum. Yurda geçtin mi? Nasıl gidiyor geçtiysen? Arkadaşların nasıl? Arkadaşların var mı artık? Mesela doğum gününü kaç tane arkadaşım kutladı? Bu çok merak ettiğim bir soru açıkçası. Benim bir tane kutladı, sağ olsun. Yani aslında diğerlerine de kızmıyorum. Çünkü doğum günüm çok kişi bilmiyordu. Yakınım olmadıkları için, bilen yakınlarımla da artık eskisi gibi konuşmadığımız için çok normaldi. Ama sizler kutladınız doğum günümü. Teşekkür ederim eğer zaten buraya kadar izliyorsanız. Sizlerden yaklaşık bir 10-15 kişi doğum günümü kutladı. İnanın bana hiç kimse hayatım boyunca bu kadar doğum günümü kutlamamıştı. Çok mutlu oldum. Ve bugün, bu yılki doğum günü planımız bu değildi. Evet. Rüyamda gördüğümüz o doğum gününü yapmak istiyorduk çatıda ışıklı. Olsun. Olsun. Köydeyiz. Neyse, bunda da bir hayır vardır yani. Demek ki kısmetim yokmuş. Belki bu sene doğum günü partisi yapıyor musun? Yani parti değil de hayatımda gerçekten ilk defa doğum günümü kutlamak istemiştim ama olmadı. Sen kutladın mı? Yani inşallah kutlamışsındır. Gerçi şu anda 29 Temmuz'da bana cevap vereceksin yine. Ya da kutlayacak mısın diyelim o zaman. Başka ne soracaktım? Ay şu an soracağım her şeyi unuttum. Yüzük takıntın ne alemde? Lütfen bana bir sürü yüzük aldım der misin? Şu anda 22 tane yüzüğümüz var. Tamam, okey, güzel ama bazıları çok çirkin. Takılar ne alemde? Efendim? Sana şey söylemek istiyorum. Bugün 29 Temmuz ya.
Dünya Güzellik Günü'ymüş, Güzellikler Günü'ymüş ve sen Dünya Güzellikler Günü'nde doğmuşsun aşkım. Dünya Güzellikler Günü'nde kutlu olsun. Teşekkür ederim. Az önce gel. O yüzden çok güzelim. O yüzden taş gibi altın. Burayı kesmeyeceğim. Bugün Dünya Güzellik Günü'ymüş. Allah biliyor işte benim ne zaman doğurması gerektiğini. Ay şaka yapıyorum bu arada. Kendim öyle çok güzel olduğunu falan düşünmüyorum. Ne soracağımı unuttum Emine yüzünden. Ay şu anda mesela video çekerken bile 5 dakika içinde 6 tane falan yorum geldi. O kadar mutluyum ki. YouTube konusunda gerçekten mesela bu tamam YouTube şu an para için yapmıyoruz ama para kazanmaya başladım mı? Yaklaşık 1 yıl oldu ve hiçbir şeyi de Emine'nin karşına almadım maddi durumda. Hani en azından bir ufacık bir 10 lira bile olsa hani alsam en azından bir motive olurdum. Oldu mu öyle bir şeyler? Onu merak ediyorum. Mesela Instagram'ın ne alemde? Yeni bir Reels hesabı açmıştım. Geçtiğimiz günlerde. Daha 30 takipçim var ama ne alemde orası? Mesela bunları çok merak ediyorum. Daha aslında merak ettiğim çok fazla sorun var. Hayatında biri varmış sanmıyorum. Sakın hayatına birini alma lütfen. O istediğimiz başarıları elde etmeden hayatında birini alacak olsan beni hatırla lütfen. Bu geçirdiğimiz zamanları hatırla ve de ki hayır. Kesinlikle hayır. İstemiyoruz. Hayatımızda biri asla istemiyoruz. Ya tabii istiyoruz bir noktada ama önce başarılarımız. Önce Welcome to your death olmasa bile hani yeni bir senaryo yazabilirsin. Eğer kabul edilmezse lütfen hiç üzülme. Eğer senaryo yazmak istemiyorsan eğitim hayatına zaten önem vermek zorundasın. Hiçbir şey kazanını böyle bir şeye bağlayamazsın olup olmayacağını. Mesela hala pilotluk istiyor musun? Normalde hava şey askeri pilotluk istiyordun. Ondan vazgeçtik bugün. Şu an ne karar verdin? Yani üniversite konusunda hiçbir kararımız yoktu. Ben ama çok fazla küçüklüğümden beri pilotlara hayranım. O yüzden pilotluk istemeye başladım. Yani gerçekten bir anda nasıl böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Bu arada ablan nereye yerleşti? Bunu da çok merak ediyorum. Tıpa geçtim ya. Hani tıp değilsin nereye yerleşti? Neyse tam çok soru sordum. Bunları zaten cevaplasan önümüzdeki yıla soru soracak vaktin kalmayacak. Sana şimdi birkaç tane öneride bulunacağım. Yani öneri derken hiç unutmanı istemediğim şeyler. Ve bir tane de şarkı bırakacağım. Yani şarkıyı belki kendim söylerim. Hayır söylemem. Evet seninle çok zor zamanlardan geçtik. Bunları hiç unutma isterim. Gerçekten hiç unutma isterim. Hiç kimsemiz yoktu yanımızda. Sadece kendimiz vardı belki. Belki çok zorlandık. Belki çok ağladık. Ama çok güçlüyüz be. Gerçekten çok güçlüyüz. Ben sana inanıyorum. Kimse inanmasa da o Welcome to Death'a en basitinden. Ben sana inanıyorum. Yapabiliriz. Yani neden olmasın ki? Değil mi? Neden olmasın ki? Hayata her daim şey var. Neden olmasın? Eğer olacaksa bunu neden ben yapmayayım? O yüzden ben sana inanıyorum. Eğer Welcome to Death olmazsa yeni bir şey yapabilirsin. Ben sana tamamen güveniyorum bu konuda. Olmadı mı? Üzülme. Tam ya da üzül. Acını bırakma içinde üzül. Bir hafta kadar üzül ama sonra tekrardan toparlan olur mu? Çünkü yaptıklarımızı unutma. Evet bir sonuca varacağız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Belki o şekilde gitmez hayatımız. Belki dediğim gibi pilot olurum. Havalarda uçarım her daim. Bilemezsin yani gerçekten. Ve eğer arkadaşlarım varsa da hiçbirine güvenme lütfen. Bunu senle çok yaşadık. Hiçbirine güvenme. Teşekkürler. Arkadaşlar varsa da yine kendine yalnız kalıp düşünmeyi unutma. Çünkü yalnız kaldığın zaman da bunu fark ettik ki yalnız kalmak ilk başta çok zor gelse de gerçekten çok yardımcı olabiliyor. En azından zihnini açıyor, düşünmeye başlıyorsun. Tabii çok saçma salak şeyler de düşünüyorsan o ayrı. Şeyi merak ediyorum, bir dakika onu sormayı unuttum. Anılarını hatırlayabiliyor musun? Ya ben hiçbir şey hatırlayamıyorum. Gerçekten hiçbir anımı hatırlamıyorum. Mutlu olduğum bir zaman hatırlamıyorum. Üzgün olduğum bir zaman hiçbir zamanı hatırlamıyorum. Gerçekten birisi anlatmadığı sürece hiçbir anımı hatırlamıyorum. Umarım artık hatırlıyorsunuz çünkü bu kafada bu konuda gerçekten sinir krizi geçeceğim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten çok çok üzücü bir şey. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Yani çocukluk anılarımı düşünüyorum. Birisi mesela şunu zaman hatırlıyor musun derse hatırlıyorum ama onun dışında hatırlamıyorum. Bu gerçekten çok 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 kafamı karıştıran bir şey. Ne oluyor abi? Psikolojimiz mi bozuldu? Ne oldu? Alo. Evet çok konuştum. 10 dakikaya geçmesini istiyordum bu video ama yine 10 dakikaya yaklaştı. Sonra sana bir tane de buraya bir tane şarkı koyacağım. Aslında şarkı aklımdaydı ama şu an hatırlayamıyorum çok konuştum. Just you and I. Dur bir saniye bakıp geleceğim. Ya söylemezsem çok içimde kalır çünkü tam olarak
bizi açıklamış. Yani sen, ben, geçmişimiz ya da geleceğimiz bilmiyorum. İnşallah o dediğimi başarabilirsin. Eğer başaramazsan dediğim gibi tekrar tekrar söyleyeceğim. Hiç üzülme. Ben sana çok güveniyorum. O olmasa başka bir şey başaracağız. Gerçekten çok inanıyorum. Hani diyorlar ya, hiçbir zaman dünyada ünlü bir Türk olmadın. Neden ilk sen olmayasın ki? Hani sorduklarında nasıl olacaksın dediklerinde de bir planın var. Nasıl ünlü olabileceğine dair. Ben sana sonuna kadar güveniyorum. Kimse inanmasa da sen kendine inanıyorsun. Bunun farkındasın. Şimdiye kadar artık bir şeyler halletmişsindir diye düşünüyorum. Halletmediysen de kaldır o kıçını kızım. Çabuk. Şimdi şarkıya bakıp geliyorum hemen. Onu da söyleyip kapatacağım artık. Baktım. Birazcık utanıyorum söyleyeyim. It's just me, myself and I. It's all alright until I die. Cause I got me for life. Belki çok iyi anlamadım ama sen bunu çok iyi anladın. Çünkü anlamını da çok iyi biliyorsun. Eğer kimse seni sevmiyorsa hala, kimse için değerli değilsen üzülme. Sen benim için en değerli kişisin. Çünkü sen benim geleceğimsin. Sana güveniyorum. Bir sonraki yılda tekrardan görüşmek üzere diyelim o zaman. Gerçekten bu videoyu hemen çok kısa bir edit yapıp atacağım. İnşallah unutmam bile. Yok, unutmam. Bu arada senden son bir şey istiyorum. Bu videoyu çekerken lütfen hiç makyaj yapma. Bugün ne makyaj yaptım, saçımı bile taramadan geldim. Çünkü hep doğalarını görmek istiyorum bu videolarda, tamam mı? Olur mu? Hadi bay bay. Çok mutlu ol, tamam mı? Bizi hep çok mutlu et.